Merhaba, ben operatör doktor Berat Çiğdem. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyım. Bu bölümde ekranda gördüğünüz fotoğrafta bir estetik ameliyat yapılmış. Hangi estetik ameliyat yapıldığını anlamaya çalışacağız. Baktığımızda alın gergin fakat saç diplerinde alın germeye ait herhangi bir iz ben göremiyorum. Zaten hastanın cilt kalitesinden yaşının genç olduğu ve alın germe ya da facelift gibi yüz germe gibi bir işlem yapılmayacağını düşünebiliriz. Belki üst göz kapağında blefaroplasti yani üst göz kapağı estetiği yapılmış olabilir. Fakat göz kapağından dışarı taşan bir scar da göremiyorum. Alt göz kapağında skleral show yok. Ya çok iyi bir alt göz kapağı estetiği yapılmış ya da alt göz kapağı estetiği olmamış. Buruna baktığımızda burun tamamen doğal. Eğer bir burun estetiği yapıldıysa da kötü sonuçlanmış gibi görünüyor. Dudaklarda dolgu yok. Kendi dudağı. Çene hattına baktığımızda ise herhangi bir implant düşündürecek bir bulguya rastlamadım. Bence bu hasta estetik ameliyat olmamış. Şimdi de öncesi sonrası fotoğrafını beraber bakalım. Biz estetik ameliyat yapıldığını düşünmüyorduk. Bakalım hastamıza ne yapılmış. Öncesi ve sonrası fotoğrafa baktığımızda çok bariz bir şekilde görülüyor ki hastamızın ileri derecede çenesi gerideymiş. Buna klasik maloklüzyon yani ağız kapama bozukluklarından sınıf 2 diyoruz. Bunun düzeltilmesi için hastaya ya bir çene estetiği yapılmış, ağız içinden yapılan kesilerle çene kemiği ileri alınmış ya da çene implantı konularak çene öndeymiş gibi bir görüntü verilmiş. Her ne olursa olsun sonuç son derece başarılı. Hasta da çok etkili olmuş, doğal bir görünüm sağlanmış. Buradan da anlaşılacağı üzere estetik ameliyatlar her zaman yapay bir sonuç sağlamazlar. Doğal bir görünüme de estetik ameliyatlarla ulaşabiliriz.